Evet, bugün kadayıf tarifini anlatacağız. Kadayıfımız 1 kilo. Kadayıfın güzel kızarması ve birbirine yapışmaması için bıçakla böyle küçük küçük bölersek kadayıfımız tepside daha güzel olur. Bir miktar cevizi ayarladık. Yaklaşık 2 su bardağı. Tereyağını kısık ateşte pişirdik. 1 kilo kadayıf ölçüsüne yaklaşık 400 gram tereyağı. Önceden şerbetimizi kaynatıyoruz. Onun ölçüsü de 5 bardak şekere 5 bardak su. Kaynamaya çıktıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynayacak. Sonra bir tatlı kaşığı limon suyu koyacağız. Birkaç dakika daha kaynatıp soğumaya bırakacağız. Kadayıftan püf nokta şerbeti dökerken soğuk olması gerekiyor. Fırından çıkan kadayıfı yaklaşık birkaç dakika beklettikten sonra ateşi azaldıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökeceğiz. Kısık ateşte kızarttığımız, doğradığımız tereyağını şimdi tepsinin içine önce yayacağız. Homojen bir şekilde. Evet, bu şekilde erimiş tereyağını tepsimizin zemine serdik, yaydık. Sonra bu bıçakla biraz doğradığımız kadayıfı tepsiye ince bir tabak halinde dizeceğiz. Arasına ceviz, üzerine tekrar bir kat daha yapıp bastırıca diyeceğim onu, sıkıştıracağız. Tepsideki tereyağın üzerine biraz ben böyle bir ceviz döktüm. Değişik bir şey yaptım. Şimdi böyle kadayıfı ince bir şekilde serdireceğiz. Şimdi kadayıfı tepsiye dizmeden önce de tereyağıyla biraz onu harmanlayacağız ki daha iyi kızarsın diye. Evet, tereyağını döktük. Şimdi bunu güzelce kadayıfın tellerine yedireceğiz. Böyle olunca kızarması daha güzel oluyor. Evet, tellerini birbirine ayırmamız gerekiyor. Yapışmaması gerekiyor. Evet, şimdi alta incecik bir tereyağıyla karıştırdığımız kadayıf tellerini dizeceğiz. İnce olması önemli. Yoksa içi yaş kalır, kızarmaz. Şimdi alt sıraya dizdiğimiz kadayıfı güzelce bastırmamız gerekiyor. Bastırırsak kızarması daha iyi olacak. Evet, ince serdiğimiz kadayıf tellerinin üzerine arzu ettiğimiz kadar ceviz koyuyoruz. Şimdi cevizi döktükten sonra üzerine yine ince bir sıra kadayıf tellerinden serpiştiriyoruz güzelce. Evet, üst tabakadaki kadayıfları da cevizin üstüne yaydıktan sonra bunu tekrar bastıracağız. Kadayıfımız ince olursa daha kıtır kıtır olur. Yoksa içi hamur kalır. Biz de kıtır seviyoruz. Genelde de kıtır daha çok seviliyor. Yine üzerine iyice bastırıyoruz. Evet, kadayıfı hazırladık. Bir tepsiye kava gelecek endişesiyle yanına küçük bir borcama da yaptık. Kalın olmaması için. Sonra bu kalan tereyağını da biraz üzerine gezdiriyoruz. Evet, yaptığım kadayıfın üzerine ben böyle fındık koymayı tercih ediyorum. Çünkü kızarmış fındık tadının buna harika bir lezzet katacağına inanıyorum. Tabii isteğe bağlı olarak bu koyulabilir, koyulmayabilir. Evet, üzerine fındık da koyduğumuz kadayıfımız fırına girmek üzere hazır. Fırında bekleteceğiz belirli bir saat. Sonra da üzerine soğuk şerbet dökeceğiz. Evet. Şimdi kadayıfımız sıcak, fırından çıktı. Şerbetimiz de soğuk. Soğuttuk daha önceden.
Şimdi şerbetini yavaş yavaş yedire yedire böyle veriyoruz. Ben şöyle yaptım. Kadayıfı üzerine şerbet dökmeden dilimledim kızardıktan sonra. Çünkü çıtır çıtır dilimlemesi daha kolay geldi bana. Kimisi de şerbetini döktükten sonra dilimliyor. Ben öyle denedim. Ve güzel oldu. Çok kolay dilimledik. Evet, kadayıfımızın şerbetini de döktük. Servis hazır. Bu nedir yahu?